Selam gençler, bugün sizlerle beraber Dead Park 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm buraya kadar gelmiştik, hatırlıyorsunuz. Buraya girecektik ama sonra videoyu bitirdim ben. Şimdi size kısa bir şey söyleyeceğim. Neden şu iklim mermisi yok diye soracaksınız. Şöyle biraz sesini kısayım. O ikisinin mermisi yok çünkü oyun beni yine geriye attı biraz. Ve geriye attığı için canavarlarla tekrardan uğraşmak zorunda kaldım ama bu sefer önüme çok daha çok canavar çıktığı için tüm şu mermileri harcamak zorunda kaldım. Ama sorun değil. Her neyse, olamaz. Hemen şimdi şöyle şuraya girelim. Kanalizasyon. Evet, tamam. Evet, geldim ve mızbağını takip et. Tamamdır. Burada da bir harita var. Gönüşe göre şehir kanalizasyon askeri üste doğru gidiyor. Tamam, askeri üste gideceğiz. Burada başka bir şey yok sanırım. Şu mermiyi bir alabilirsem çok makul olacak. Tamam. Şimdi haritaya bir bakalım. Ne değişik kanalizasyonmuş lan bu da. Neyse. İlerleyelim şöyle. Kırmızı balon var. Dokundum. Ve tamam. Ve devam ediyoruz. Evet. Lan, Pancho. Charlie, neredesin? Pençon sudan kaçmanın bir yolunu bul. Orada. Şöyle gidelim. Karşımıza çıkmaz değil mi bir anda? Ve şurada bir açıklık var. Bu ne? Vana. Vallahi çevirdim de. Neyi etkiledi bilmiyorum. Bir saniye. Maalesef kapı çaldı ve Keropro'nun videosu yarım kaldı ama şimdi devam ediyoruz. Bu ne? Bu vana var bir tane de. Aç. Allah be, yakaladı. Yakaladı ya Parenço. Sanırım burası bizi biraz uğraştıracak. Evet, biliyorum. Şöyle yapalım. Buradayım mal. Nerede la bu payanço? Allah! Korktum lan. Şöyle gidelim. Vana bulacağız. Orası Allah orada. Geri git, geri git, geri git. Tamam. Vana bulacağız. Orasını anladım. Allah geliyor. Ya yine yakaladı ya. Evet, burası cidden bizi biraz uğraştıracak. Şimdi dur. Şimdi buradan direkt sağa döneceğim ve bu beni görmez değil mi? Buradan direkt sağa dönüp şu vanayı açıyoruz. Bir tane daha vana var abi şuradan. Gittim direkt gidince. Şimdi kaç tane vana bulmamız gerekiyor onu da bilmiyorum. Şurada da bir tane vana var, bunu da açalım. Burayı da açtık, tamam. Bir tane daha vana bulmamız lazım. Ondan sonra bir tane daha şey açılacak. Aa, geliyor geliyor geliyor. Aa, dur. Şurada bir beyazlık var, kesin burada da bir tane daha var. Var, tamam. Bulduk yerinde. Hadi. Tamam. Tek yapmamız gereken şimdi oraya koşarak gitmek. Hadi. Hadi. Koş. Koş oğlum Charlie. Ve. Hadi.
Koş koş, saklanamazsın. Kız kardeşinin nasıl olduğunu kontrol etsem iyi olur. Kız kardeşimi sana kaptırmayacağım lan. İt. Evet, tamam. Şöyle gelelim. Payançodan kurtulduk. O iyi oldu. Şimdi ooo, burası da neresi böyle. Tamamdır. Payançonun uzanlarına kaçtık. Su tankının üstünden geçmeyi bir yolu bul. Üstünden geçmemiz lazım. Şurada bir tane kontrol paneli var. Bakalım neymiş. Kaldı şunu. Ooo. Tamam. Şu tuşa bas, ne oluyor? Ooo, su. Bundan geçebilir miyim acaba? Bir dakika, şunu kaldırırsam ne olur? Büyük ihtimal şu şuraya doğru akacak ama. Ha, kaldıramıyorum. Tamam. Şuradan geçebiliyor muyum diye bir hemen kontrol edeceğim ve geçebiliyorum. Tamam, karşıya geçtik. Aha, balon, hemen dokunalım. Acaba neden bir sürü insan varken benim kız kardeşimin şey yaptı bu? Musallat oldu. Evet, hemen şunu daha şöyle alalım. Şurada da bir tane var. Tamam. Hemen aldım. Abi sen ciddi olamazsın ya. Ya oyun niye bizi boklu sularda gezinmeye maruz bırakıyorsun? Düşünsene, şöyle yapıyoruz. Oğlum kanalizasyonda da mı canavarlar var lan? Lan bunlar hızlı. Onlar hızlıydı. İnşallah yine vana bulmamız gerekmez. Öl lan. Lan. Öl. Hah. Öldü sonunda. Tamam, inşallah vana bulmamız gerekmez. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağa dönmeyeceğim. Şuradan ilerleyeceğim. Canavar. Aha, çıkmaz o. Nereye gideceğim abicim ben? Bura nere? Biliyorum. Çok derin. Ne yapmam lazım abi ya? Gel. Sen niye o paylanço için çalışıyorsun? Bak, paylanço için çalıştın ve öldün. Evet arkadaşlar, ben burada büyük ihtimalle bir video keserim de. Çünkü uzun sürecek biraz. Bu kanalizasyon. Ha. Yalnız şu yazı hala gitmedi ha. Orası, ha. Bulduk. Mu. Bulamadık. Allah'ım, dönüp dolaştık. Yine aynı yere geldik. Evet arkadaşlar, ben burada bir videoyu durdurayım. Çıkışa geleyim. Yeniden videoyu açarım. Evet arkadaşlar, çıkışı buldum. Bulana kadar da canım çıktı. Evet, şimdi devam ediyoruz. Burada bir tane canavar bana saldırdığı için onu öldürdüm. Burada böyle bir mekan var. Şimdi şu mermiyi alırsam güzel olacak. Şuradan şu mermiyi de şuradan bir kaydedelim oyunumuzu. Tamam. Aa, burada bir mektup var. Okuyalım. MDR1 deneysel silah test raporu. Testler tamamlandı. Silah iki boyutta başarıyla çalışıyor. Göstergeler normal sınırlar içindedir. Silah bu hafta sonuna kadar üstümüze depoda olacak. Acil olarak ana karargah komutasına rapor verin. Ya kanka, beni hiç bu şeylerle uğraştırma. Ben silah alayım gideyim. Olmaz mı? Şimdi şöyle ilerleyelim. İnşallah yine kanalizasyon gelmez ve... Park anahtarı bulmak için asteroid giriş yapın. Asteroid kapısını açın. Bir dakika, bu ne? 3'e basın. Sonra 2 adım sola basın. Sonra 2 adım aşağı basın. Sağa adım atın. Basın. Yukarı çıkın. Basın. Yani şuna mı demek istiyorum? 3 1 7
8, 5. Harbiden de yaptım ben. Ooo canavar buraya kadar gelmiş. Şunu açalım kaçalım. Ve askeri üste giriş yapmış bulunmaktayız. Mükemmel bir şekilde askeri üste giriş yaptık. Askeri üssün kapısı, askeri üssün park kapısının şeyini açın diyor. Ve isteğe bağlı bir şey yazdı da oraya okuyamadım ya. Şu mermiyi al. Askeri üstü askeri üstmüş ha. Girip, vay teknolojiye bak sen. Burada bir not daha var. Dream Catcher Rüya Avcısı 2.0 projesi birinci gün. Denekler Lily ve Charlie mi? Ne? Bir dakika biz denek miyiz şimdi? Bir dakika anlamadım. Lily ve Charlie üste nakledildi. Konu Lily daha umut vericiydi. Ralph'in cihazı yardımıyla kızın özne Lily bilincinden en az 5 korku öğneği çıkartıldı. Lan siz benim kız kardeşimden ve benden ne istiyorsunuz? Ayrıca Lily ve Charlie arasındaki zihinsel bağlantı nedeniyle alınamayan son derece güçlü bir örnek de bulundu. Örneklemin gücü muhtemelen bu korkunun son zamanlarda çocuklarda ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Yaklaşık bir hafta önce parkı ziyaret ettiler ve Pinocchio'dan çok korktular. Tamam. Ama şimdi anlamadığım bir yer var. Biz denek miyiz? Neyse hikaye ilerledikçe öğreniriz. Şu odaya girelim bakalım. Burada not yok. Mermi. Ha, bunu elleyebiliyor muyum? Yok. Evet. Çıkalım burada mermi yoktur sanırım. Evet yok. Bu ne abi? Evet şimdi şunu alalım. Ne oldu lan? Hadi. Sen nesin lan? Nereden geliyor bu? Oo burada. Yalnız 32 canım kalmış benim. Öl. Tüm mermiyi harcadım senin yüzünden. Evet. Hemen şöyle ilerliyorum. Şu silahı geçsem daha iyi olur sanırım. Ya cidden bir mermim ya. Şuna geçeyim. Şurada bir daktilo var hemen kaydedeyim. Ve bir not var. İlk önce bunu okuyalım. Rüya Avcısı 2.0 projesi. 12. gün. 5 gün önce Lille'den alınan korku örneklerinin şehrin sakinlerine implant edildi. Test grubu arasında paniğe kapılmamak mümkün olmadı. Ayrıca insanların aynı kabus gördüklerini tahmin etmeye başladılar. Testin ilk aşamasının sonuçlarını yetersiz bulundu. Abi ne testi ya? Niye bizi böyle şeylere sokuyorsunuz? Hayret. Şimdi şu an geç. Mermi. Güzel. Tamam. Şuradan. Açamıyor mu? Şu kırmızı bir şey. Şu ne abi? Bu ne? Ha. Oda B. Bir dakika. Böyle yapa yapa şey mi açıyoruz? Oda A açıldı. Bir dakika. Oda A şura. Bakalım bir. Hiçbir şey yok burada. Mermi falan yok değil mi? Gizli yerlerde. Tamam yok. Oda C mi bura? Ne oldu artık? Orayı da bir açalım. Sanırım en üstte. Evet. Şu, 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 şu. Tamam. Açıldı. Of. Bu ne lan? Park kapısı kilit açma modülünü aldım. Tamam. Tamam artık günün parkına gitmek için hazırız. Bir askeri üssü keşfedin bir çıkış yolu bulun. Tamam. MV1 çok boyutlu tüfek deneyse örnek. Oo masada bir
Oo, çok efsane bir silaha benziyor. Dikkatli kullanın. Her boyutta çalışır. Sınırsız atış menzili. Hasar yapı çapı 5 metre. Abi bu efsane bir silah. İki boyutta da kullanılabiliyormuş. Sınırsız mermisi var. Uf, efsane. Ha, ama süreyle kullanabiliyorum. Tamam, yeniden dolmak için biraz süreye ihtiyaç duyuyor. Nasıl, yine bir canavar sesi geliyor. Al şunu. Al. Al. Şurada bir not var, okuyalım. Rüya Avcısı 2.0 projesi 19. gün. Dün Johnson ve Mary korku modellerinin etkilerini güçlendirmek için buluşan test ettiler. Bir felaket olduğu ortaya çıktı. Örnekler insanları uykularına öldürmeye başladı ve daha sonra görünüşe göre rüya boyutlarından dünyamıza geçme yeteneği kazandılar. Güzelce kişi çoktan öldü. Tahliye açıklandı. Son şansımız Doğum 12 projesi. Tanrım, umarım başarılar. Tamam. Çık önce bir güzel bir şey yazıyor. Canavar sesi geliyor abi bir tane. Canavarı bir halledelim. Evet. İki yerden de gelecektir büyük ihtimalle. Ben gitsem ya canavarı bulmak için. Dur, şurada bir şey var da. Sanırım bu bir bulmaca şeysi. Ve abi hangi dilde yazdınız siz bunu? Bak, bir şey ayak sesi alıyorum da. Nereden geliyor bu ses? Oy, yine o büyük canavardan var bu da. Lan buraya gel. Tek yedi zaten. Şu şifreyi bir çözmeye çalışalım. Şimdi burada 6 U E eşittir L. Bir dakika, şurada da bir şey yazıyor. Bir dakika. Şu şekil 6 mı demek yani? E 2 demek. U eksi. Bir dakika. 6 U eksi demekti. 6 eksi 2. 6 eksi 2 4 eder. O zaman şu L'ye benzeyen şey 4. C artı C eşittir 6. O zaman C 3. L artı C. Şu 4'tü. C 3 7. 7 olması lazım. Nasıl? Ha, dur. Tam şu 7 demek abi. Bir saniye. 6 eksi 2 7 4 3 7 4 3 doğru mu? 7 4 3. Harbiden de doğru. Aç. Ha, şurada bir şey var. Koruyucu kule pilleri aldı 3 adet. İstihbalı şehri kurtarmanın bir yolunu bulun. Ne? İstihbalı şehirdeki savunma kuleleri etkinleştirin. Tamam, bekle. Arkadaşlar, o kuleleri bunları takacağız, tamam. Ama bu isteğe bağlıymış. Hani istersek yaparmışız. Neyse. Aldık mı aldık lan. Gerisini soruşturma. Tamam, oyunu bitirmeye çok yakınız. Evet arkadaşlar, burada bitirelim. Çünkü video uzadı cidden, 19 dakika. Hem sizi yoran hem beni yoran, hem de şarjım 22. Ne diyeyim, oyunu bitirmeye çok yaklaştık. İyi günler dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.